Selam değerli hastalarım. Bugünkü videomuzun konusu böbrek hastalarında hangi magnezyum formu tercih edilmelidir? Bu konuya girmemin sebebi e, piyasada yaklaşık 20'ye yakın magnezyum takviyesi bulunmaktadır ve hastalarımız da hangi magnezyumu tercih edeceği konusunda eee Şaşkınlığa düşmektedirler. Çünkü birçok sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. İşte bazıları çöp bunların, hiçbir işe yaramıyor, uzak durun. Kimisi başka firmaların ürünlerini öne çıkarıyor vesaire. Ben bunları bilimsel yönden sizler için hepsini bütün literatürü derledim. 2004'te 24'te dahil olmak üzere ve çıkan sonuçları sizlerle paylaşacağım. Doğru bilgiler, yerinde bilgiler. Kararı size bırakıyorum. Ben önerilerimi yapacağım bu konuda. Bu, bu magnezyum preparatlarından bazıları bazılarına göre daha üstün olabiliyor. Bazı şikayetlerde daha ön planda çıkabiliyor. Hangi hastalıkta veya hangi şikayette hangi magnezyum formu tercih edilmeli? Bunları ayrıntılarıyla size anlatacağım. Öncelikle magnezyum seviyenizin kaç olması gerekiyordu böbrek hastasıysanız. Bizim genel hedefimiz 2 ile 3 mg desilitre arasında tutmaktı. Yeni yapılmış bir çalışmada 2024 yılında e, böbrek hastalığı olanlarda 2.2 civarında tutmanın daha uygun olduğu gösterilmiş. Bizim alt hedefimiz 2 idi ama bu da hemen hemen aynı. 3'ün üstüne de çıkmaması gerekiyor. 3'ün üstü de zararlı, 2'nin altı da zararlı. Onun için magnezyum magnezyum değeriniz yakından takip edilmesi gerekiyordu. Üçün üstüne çıktığı zaman belli bir süre ara veriliyor. Sonra tekrardan ilacınız başlanabilir. Evet miligram olarak da günlük magnezyum miktarının 300 ila 350 miligram elementel magnezyuma denk gelmesi lazım. Yani ortalama böbrek hastaları için söylüyorum. Form olarak da tablet mi? suda kaynatılan bu efervesan formu mu? Yani kaynatma dediğim köpüren yani efervesan formu mu yoksa granül formu mu? Hangisini tercih etmemiz lazım? Bu biyo yararlanım diye bir şey var arkadaşlar. Ağzımıza aldıktan sonra bağırsaklardaki emilimi ve vücuda geçmesi idrardan atılımını gösteren bu biyo yararlanım çok önemli. Biyo yararlanım ne kadar fazlaysa emilimi o kadar fazla demektir. Etkinliği o kadar yüksek demektir. Onun için efervesan formu yani suya atıp da köpüren cinsini genelde tercih ediyoruz veya granül formu ama olmazsa tabi şeyde kapsül veya tablet formu da olabilir. Ama diğer granüller veya efervesanı tercih edebilirsiniz. Bir de yan etkilerini azaltmak amacıyla gerekirse günlük dozu yani 360 mg dedik ya 300-350 mg arası bunu ikiye veya 3'e de bölerek alabilirsiniz. Ama bazı tabletler bölünemiyor o zaman tek alırsınız. Bir de spor yapıyorsanız egzersiz yapıyorsanız o dönemde e, magnezyum ihtiyacınız %20 ile %40 daha fazla olabilir biliyor. Biraz daha fazla alma imkanınız olabilir. Biz genelde kendi hastalarımıza pratiğimi söylüyorum. Hastanın magnezyum düzeyine göre biz her gün vermiyoruz. Bazı hastalarda mesela çok düşükse diyelim ki bir buçuğun altında ona her gün veriyoruz. 365 miligram kabaca bizim verdiğimiz bunlar ve diyelim ki iki buçuk civarında biraz yüksek sınıra yakın bizim hedefimizin biraz üstüne doğru. O zaman haftada iki, haftada üç böyle dozlarını azaltarak veriyoruz. Bu bir sanattır arkadaşlar. Bunu her hastanın kendi doktoru ayarlaması gerekiyor. Evet. Peki aç mı? Tok mu? Gece mi? Gündüz mü alınması lazım bu ilaçlar? Burada da bir tane önemli nokta var. Magnezyum malat denen bir magnezyum cinsi var. Bunu gece alınmaması lazım. Çünkü enerji verici, uyarıcı etkisi var. Gece alırsanız zaten uykusuzluğunuz varsa e uyuyamazsınız. Onun için eğer illa bunu alacaksanız e, sabahleyin kahvaltıdan 2 saat sonra almanızda fayda var. Diğer ilaçları ise diğer magnezyum formlarını genelde gece yatmadan 1 saat veya 2 saat önce yine aç oluyorsunuz. Saat 7 gibi akşam yemeğini yerseniz saat 10-11 gibi de alırsınız. Çünkü demirle aynı anda yutmayın. Biz genelde yatmadan hemen önce demir preparatlarını da veriyoruz. En az 1 saat fark olsun veya 2 saat fark olsun arasında. Evet kullanımları da böyle. Aç karnı alınırsa daha iyi olur ama mide problemi çekiyorsanız tok karnına da alabilirsiniz. Şimdi anlatacağım şeylerin bir özetini vermek istiyorum size hangi durumda ne kullanılır. Sonra tek tek anlatacağım. Eğer kabızlık şikayetiniz varsa arkadaşlar oksit, sitrat, sülfat, treonat ve klorür formlarını tercih edebilirsiniz. Böbrek taşınız varsa bir tane form var tercih edebileceğiniz sitrat içerikli olan. Sitrat. Şeker ve hipertansiyonunuz varsa Klorür, Taurat, Sitrat ve Oksit formunu tercih edebilirsiniz. Uykusuzluk şikayetiniz varsa Sitrat, Oksit, Glisinat, Treonat ve Taurat formları uyarıcı, enerji verici e, olmasını istiyorsanız aldığınız Magnezyum'un Malat kullanılmalı. Kalp ve damar hastalıklarınızla birlikte Magnezyum düşüklüğünüz varsa o durumda da Taurat ve Orotat kullanılabilir. Fibromiyajı, kas krampları, kas ağrıları, huzursuz bacak gibi hep böyle kas eklem e, şikayetleriniz varsa, kas ağrılarınız varsa, sitrat, glisinat ve malat formunu tercih edebilirsiniz. Ağrı kesici özelliği ön planda olmak istiyorsanız yine malat ve treonatı tercih edebilirsiniz. Ayak banyosu yapmak veya banyo suyuna magnezyum koymak rahatlama amaçlı kullanmak istiyorsanız da sülfat formatını kullanabilirsiniz. Beyin dokusunu koruyucu özelliği olsun istiyorsanız özellikle depresyon, anksiyete, işte beyin hastalıkları, bunama, alzheimer, demans gibi problemlerde varsa o zaman tavrat, treonat ve klorür formlarını kullanabilirsiniz. Kas ağrılarınız için krem formatını kullanmak istiyorsanız bir tane formumuz var o da klorür Formatı mide yanması için yani anti asit etkinliği olsun istiyorsanız da hidroksit ve karbonat e, türlerini kullanabilirsiniz. Fosfor değerinizi düşürmek istiyorsanız karbonatı kullanabilirsiniz. Evet bütün bu özet e, sonucunda benim genelde kronik böbrek hastalarında genel önerim 3 tane formatı daha ön plana çıkarıyorum. İmkan varsa sitrat, taurat ve glisinat. Formları böbrek hastaları tarafından rahatlıkla kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi bunların ayrıntısına girmek istiyorum. En sık kullanılan bizim de hastanelerde falan en sık yazdığımız devletin reçeti olarak da ödemiş olduğu bir tane form var. Magnesium oksit. Hatta piyasa ismiyle magosit, magnon gibi bir takım preparatları da var. Ben pek piyasa isimlerini söylemek istemiyorum. Bu çok yaygın kullanıldığı için bunu yazdım. Evet bu genelde bazı sitelerde işte bunu kullanmayın, bu çöptür hiçbir faydası yoktur gibi bir takım sözler var. Tabi bu bence etik bir şey değil, bilimsel de değil. Ne demek çöptür? Çöp, çöp diye bir şey yok. Yani biyo yararlanımı daha düşük demek istiyorlar da bu tabir bence hoş bir tabir değil. Bunun da çünkü birçok yapılmış olan bilimsel çalışmalar magnezyum oksitle yapılmış arkadaşlar. Ha biyo yararlanımı düşük gerçekten. Yüzde 3-4 gibi. Diğerleri mesela yüzde 30'lara, 40'lara da çıkabiliyor. Ama bunun da kullanıldığı yerler var. En sık biz de genelde reçet olarak yazdığımızda bunu yazıyoruz devlet ödediği için yapılmış olan birçok çalışmada gösterilmiş ki arkadaşlar mesela 15 tane farklı takviye kullanılmış. Bunların içinde magnezyum oksit gerçekten emilimi çok düşük olanlardan bir tanesi. Bundan dolayı çöp diyorlar genelde buna. Ve yine fareler üstüne yapılmış olan çalışmalarda da magnezyum oksitin sitrat ve diğer taurat, sülfat ve malata göre daha düşük emilimde olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla Emilim az olduğu zaman ne oluyor? Gastrointestinal sistem, mide bağırsak sistemi yan etkisi daha fazla oluyor. Ama biz bunu tedavide de kullanabiliriz. Nasıl? Kabızlığınız varsa bu formu tercih edebilirsiniz. Emilim az olduğu için ishal yapma özelliği daha fazla. Birçok hastamızda da kabızlık olduğundan dolayı bu oksit formatını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yapılmış birçok çalışmada kabızlık için, baş ağrısı ve migrende osteoporoz ve kemik kırıklarında kolesterol düşürülmesinde LDL kolesterol, total kolesterol de yine yapılmış çalışmalar. Hep bu magnezyum oksitle yapılmış ve faydalı olduğu bulunmuş. Yine intima medya kalınlığı denen bu damar endotel hasarını önlemede yine etkili olduğu gösterilmiş. koroner arterlerde kalsifikasyon dediğimiz yani halkın anlayacağı şekilde kireçlenme dediğimiz damar sertliğini azaltabildiği yine gösterilmiş. Tansiyon düşürücü etkisi var. İnsülin direncini azaltabildi, göbek çevresini azalttı, ürik asit değerini azalttı ve albümin değerini artırdığı yine gösterilmiş. Bizim yaptığımız bir çalışmaydı bu. Yine insülin direncini azaltıp hemoglobin A1C değerini azalttı ve CRP dediğimiz bu enflamasyon iltihabı gösteriyi azalttığı gösterilmiş. E bu kadar etkisi olan bir ürüne çöp dememiz kesinlikle doğru olmaz. Kararı sizlere bırakıyorum. Diğer çok ünlü olan ve benim de genelde önermiş olduğum e, formatta magnezyum sitrat arkadaşlar. Bu piyasada bir sürü var. Adı içindeki adı magnezyum sitrat olan preparatlar da var. Onu eczanelere gidip kendiniz de bakabilirsiniz, görebilirsiniz orada. Genelde reçete edilmiyor bunlar, ödenmiyor reçete yapsak da hastalar kendileri alması lazım. Biyo yararlanımı çok yüksek. Yine laksatif etkili. Yani kabızlı önleyici etkisi var. Kronik kabızlıklarda çok iyi. Kas kramplarında, kas ağrılarında, huzursuz bacakta çok etkili. Yine beyin dokusuna etkisi yüksek. Depresyonda, anksiyete de yine etkili. Osteoporoz dediğimiz kemik erimelerinde metabolik sendrom dediğimiz bu şeker hastalığını, eğilim, obezite, kolesterol yüksekliğin olduğu durumu azaltmada, hipertansiyonda, diyabette yine etkili. Aynı zamanda dialize giren hastalarda da intima medya kalınlığının azalttığı gösterilmiş. Tüm bu söylediklerimin arkadaşlar bilimsel temeli var. Tek tek şimdi bunları size anlatıp da yormak istemiyorum. Birçok çalışmada 2019, 3 2021, 2022 gibi fare çalışmaları, insan çalışmaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve e, böbrek hastalarında kullanılmış ve e, yararlılığı da gösterilmiş. Onun için magnezyum sitratı ben de böbrek hastalarında kullanıyorum ve bu saymış olduğum amaçlarla da kullanılabilir. Özellikle de böbrek taşı olanlarda adı üstünde sitrat yani sitrik asit var. E, en sık böbrek taşının tipi neydi? Ee, mag şey kalsiyum oksalat taşıydı. Bu oksalatın atılımını sağlıyor vücuttan. Yani o kalsiyum oksalat taşı oluşumunu engel olabiliyor bu sitrik asit dolayısıyla. Dolayısıyla kalsiyum oksalat cinsi böbrek ta taşı olanlar bu magnezyum sitrat formatını da tercih edebilir arkadaşlar. Evet diğer bir formumuz magnezyum glisinat. Bu da yine biyo yararlanımı çok yüksek. Kas e kas kasılmasına etkisi diğer formlara göre daha iyi. Genelde laksatif yani kabızlık için kullanılmıyor bu. Emilim yüksek olduğu için laksatif etkisi yok. Onun için kabızlık için almayın. Peki ne için alın? Depresyonunuz varsa, anksiyete depresyonunuz e varsa veya uykusuzluğunuzun çözüm arıyorsanız yine kullanabilirsiniz. fibromiyajide kas kramplarında ve migrende de yine kullanılabilir. Birçok diğer formatlara göre mesela glisinat, sitrat, laktat, taurat, malat, aspartata göre emilimi yani biyo yararlanımı daha yüksek. Onun için ben de hastalarımda tercih ediyorum bunu. Peki diğer bir formumuz Taurat, magnezyum taurat. Bu da anksiyete anksiyetede, depresyonda, uykuyu düzenlemede, migren ataklarında çok etkili. Nöroprotektif yani beyin dokusuna geçme, kan beyin bariyerini geçip beyin dokusunda etkinliği yine gösterilmiş. Mesela bunlar nasıl araştırılıyor? Hayvan çalışmaları, insan çalışmalarında bunlar bakılıyor. Özellikle de farelerde, ratlarda yapılan çalışmalarda. Bu verildikten sonra beyin dokusundaki miktarı ölçülüyor. Tabii insanda bunu beyni açıp içinde bakamayız ama fare çalışmaları bu yapılıyor dolayısıyla e, işte bu Alzheimer'e eğilim olanlarda demans olanlarda işte e, unutkanlı olanlarda vesaire bu formatı da yine tercih edebilirsiniz aynı zamanda insülin direncini önlüyor. diyabet hastalarda hipertansiyonda kalp ve damar hastalıklarında yine bu formatın tercih edilebileceği bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Bir diğeri magnezyum sülfat. Epsom diye de biliniyor. İngiliz tuzu diye de geçiyor bu. Damar yoluyla verilen bir format bu. Biz normalde damar yoluyla pek vermiyoruz ama yatan hastalarda veya preeklamsi dediğimiz bu gebeliklerden idrada protein kaçağı, tansiyon ve epilepsi eğilim eklemsiye gidişi engellemek amacıyla preeklamsilerde de yine magnezyum verilebiliyor. Kabızlık için de anksiyete dediği dediğimiz işte endişe durumlarında da verilebilir ve kas gevşetme özelliği de var. Aynı zamanda bu magnezyum sülfat ayak banyosu olarak da veya banyoda banyo sularına eklenerek de yine kullanılabilir. Banyo suyuna mesela ben böbrek hastalarını önerdiğim genelde gül yağı, lavanta ve bu magnezyum sülfatı da koyup banyo yapmaları vücuttaki o kötü enerjinin gitmesi kendi enerjilerini vücut enerjisini yükseltmek amacıyla da bu daha zinde olmak amacıyla da yapılabilecek bir yöntem. Temtem. Orada da magnezyum sülfatı kullanabilirsiniz. Gelelim diğer bir türe, magnezyum treonat. Bu da yine biyo yararları çok yüksek. Ağrı kesici etkisi var. Özellikle kanser hastalarında da araştırılmış bu. Nöroinflamasyonu azaltıyor. Yani sinirleri ve enflamatuar olayları sinirler üzerindeki etkiyi azaltıyor ve opioid ihtiyacını azaltlayan morfin ihtiyacını azaltabilme özelliği var. Bakın o kadar etkili kanser hastalarında yapılmış onun için ağrısı olanlar, kas ağrıları olabilir, başka ağrılar olabilir. Ağrı kesici özelliği olarak magnezyum, treonat tercih edilebilir. Yine kabızlıkta, depresyonda, anksiyetede, alzheimer'de yine kullanılabiliyor. Ee, yine beyin dokusuna geçişi en yüksek olan magnezyum formatlarından birisi bu arkadaşlar. Magnezyum, treonat uyku kalitesinde de artırıyor. Hafızayı da güçlendirici etkisi var. Diğer bir formatımız magnezyum, e, glukonat. Magnezyum glukonat da magnezyum oksit gibi e, laksatif etkisi çok yüksek. Yani kabızlığınız varsa kullanabilirsiniz ama ishal problemi olanlar veya mide bağırsak sorunu olanlar bu formattan uzak durması lazım. Diğer bir form magnezyum malat. Bunun da yine e, biyo yararlanımı çok fazla, emilimi çok fazla, ağrı kesici etkili. Yine kas ağrılarında, fibromiyaljilerde, yorgunluk durumlarında, migrende, depresyonda kullanılabilir. E, ama laksatif etkisi az onun için kabızlık durumlarında genelde önermiyorum. Enerji verici etkisi çok fazla olduğu için de gece alınmamasını, eğer illa alınacaksa da kahvaltıdan 2 saat sonra sabah alınması daha uygun olur. Zindelik veriyor, enerji veriyor. Özellikle kronik yorgunluk sendromu olanlarda, tükenmişlik durumu olanlarda bu ilaç kullanılabilir. Magnezyum klorür. Yine buna da çöp dedikleri bir tane magnezyum formu da bu. Kesinlikle magnezyum klorür çöp değil arkadaşlar. Bu tabiri ben kesinlikle e, kabul etmiyorum. Hiçbir ilaca çöp denmemesi lazım. Birçok emekle çünkü bunlar üretiliyor. Ha etkisi daha az denebilir. Daha nazik olunması lazım bu konuda da. Yine magnezyum klorürün de yapılmış birçok çalışmada kabızlığı önleyici etkisi olduğu, mental yani bilişsel işlevlerde yine yükselme yapabildiği, depresyonda kullanılabileceği birçok çalışmada gösterilmiş. Örneğin 2017 yılında 126 hasta üstlerin üzerinde yapılmış ve depresyon azaltabildiği gösterilmiş. Kan şekerini yine düzenledi. Pre-diyabetik diyabete eğilimi olan hastalarda ve magnezyum düşük olanlarda şeker hastalığı oluşumunu geciktirdiği, Hemoglobin A1C üzerine etkisinin olduğu, insülin direncini azaltabildiği birçok çalışmada gösterilmiş. Yine hipertansiyona da iyi gelebilen bir form magnezyum klorür. Miyajide de krem formlar. Yani kas ağrınız varsa bunu krem, losyon şeklinde de vücudunuza sürebilirsiniz. bunun Bunu şekli de var. Evet, diğer bir formumuz magnezyum orotat. Bu da e, biyo yararlanımı çok yüksek. Kalp ve damar hastalıklarında çok faydalı. Hipertansiyonda, işte, e, aritmilerde, kalp yetmezliğinde etkili olan bir form. Biyo yararlanımı yüksek olunca ne oluyordu? kabızlık e, 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 şey ishal etkisi azalıyordu yani bağırsak hareketlerini artırıcı etkisi azalıyordu onun için kabızlık durumlarında bu formatı tercih etmezseniz daha iyi olur. Kabızlığınız varsa hangisi daha iyiydi? Magnezyum oksit onu daha çok kullanabilirsiniz. Evet diğer bir formumuz magnezyum laktat. Bunun da yine biyo yararlanımı çok fazla. Anksiyete ve stresi azaltabildiği gösterilmiş. Diğer formları tolere edemeyenler ancak bunu kullanabilir. Çok büyük bir üstünlüğü yok diğer formlara göre. Gelelim magnezyum hidroksite. Bu da arkadaşlar anti asit etkili. Ne demek? Midedeki asit salınımının üstüne etkisi var ve kabızlığı önleyici. Yani laksatif etkili var. Kabızlıkta da kullanılabilir mide bağırsak şikayetlerinde de kullanılabilir. Ama bunu magnezyumu yükseltme amacıyla pek kullanmıyoruz. Yalnız yaşlı hastalarda buna dikkat etmek lazım. Eğer magnez böbrek hastalığın bir de ileri dönemindeyse bunu da alırsa eğer hipermagnezemi riski oluşturabiliyor. Ancak ileri dönem eee Böbrek yetmezliklerinde yani GFR'nin 30'un altında olduğu ve yaşında genelde 65 yaşın üstünde olduğu yaşlarda dikkatli kullanmak lazım. Yine şu anda e, e, devam eden ve yeni sonlandırılmış bir çalışma var. Magical CKD denen bir çalışma. Bu 2023'te yapılmış, daha yeni yayınlandı. Burada da magnezyum hidroksitin e, kalsifikasyonlara, arter hastalıkları üstünde etkisi araştırılmış. Maalesef sonuç olumsuz çıkmış ama. Kalsifikasyonu azaltamadığı sonucu çıkmış. Evet, daha çok mide amaçlı kullanılabilir. Onun için magnezyum ve diğer olumlu etkiler için diğer formları kullanabilirsiniz. Magnezyum karbonat. Bu da yine antiasit etkili. Hatta piyasada Renne diye çiğneme tabletleri var. Çok sık leblebi gibi kullanılıyor birçok hastalar tarafından. Ona da dikkat etmek lazım burada da. Öyle her önüne gelen ilaç rastgele kullanılmaması lazım. Bunun bir özelliği var böbrek hastaları açısından. Bu ıı, Hani piyasada da çok sık kullanılan antifosfat dediğimiz fosfatı azaltıcı bir ilaç var. Bu fosfatı düşürücü etkisi var arkadaşlar. Magnezyum karbonatı. Bu amaçla kullanılabilir. Yine diyaliz hastalarında arterlerdeki, damarlardaki kalsifikasyon yani kireçlenmeyi azaltabildiği, damar tıkanıklığını engelleyebildiği gösterilmiş. Evet başka formlar da var. Mesela magnezyum aspartat. Bu da daha çok e, Toksik yan etkileri fazla olduğu için bu formu pek önermiyoruz. Magnezyum salisilat, romatoid artrit denilen bir romatizmal hastalıkta e, kullanılabilir. Magnezyumu yükseltme amacıyla bu salisilat formunu kullanmamamız lazım. Mandelat formu da idrar yollarının antiseptiği amacıyla kullanılabilir. Sukrozamal diye bir form var. Yeni bir form bu. E, glisinat, sitrat, oksit formundan daha iyi emilebildiği gösterilmiş. Pidolat denen bir form var. Bu da üzerinde henüz e, yeterli çalışma yok. Asetat da yine hipertansiyon hastalarında damar kalsifikasyonunu azaltabildiği gösterilmiş. Evet arkadaşlar elimden geldiğince çok kısa sürede hızlı bir şekilde bütün formları anlatmaya çalıştım. Demek ki magnezyum tercihinde doktorunuzla beraber e, olmanız gerekiyor. Magnezyum e, değerinizi e, yakından takip edilmesi lazım. E, sınırsızca magnezyum kullanın demiyorum. Ama bu çeşitler içerisinde size en uygunu hangisi ise doktorunuzla görüşüp bu formu alıp kullanabilirsiniz. Kullanırsanız yaşam kaliteniz daha iyi olur ve kalp ve damar hastalıkları gibi birçok durumda faydası olabilir. Hatta ölüm riskinizi bile azaltabilir. Onun için benim genel tavsiyem bütün böbrek hastalığı hatta bütün insanlarda magnezyum seviyenizi 2'nin üzerinde tutmaya çalışın. 3'ün üstüne de çıkmamaya çalışın. Hepinize hayırlı, mutlu günler dilerim.